Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün motorumuzun 30 bin bakımını yapacağız. Evet, burada hemen Noyan abimiz. Merhaba. Samet. Merhaba. Ne haber? İyi, sizler nasılsınız? Hangi malzemeleri kullanacağız abi? Neler aldık? Şimdi 30 bin bakımında neler yapacağız? Yağ değişimi var. Arkadaşlar yağlarımız bunlar. Antifriz değişecek. 2018 model ilk defa antifrizi değişecek. Artık motor soğutmada ufak ufak sorun yaşıyor. Antifriz değişecek. İridium buji kullanacağız. NGK CR8E X1'den. Tamam. İflonun filtresi var. İlk defa benzin filtresi değişiyor. Hava filtresi değişecek. Hava filtresi değişecek. Zaten bazı arkadaşlar, şeyimiz var. Şu malzemeyi aldık. Crossfaro'nun kartal korumasını aldı. Arkadaş çok zengin. Evet. Şu ana kadar Türkiye'de ilk defa takılan TRK olacak. Daha önce takılan hiç görmediğinde duymadığında ilk defa Hakan takacak bunu. Crossfaro'dan aldı bunu. Paraya kıydı. Aldı. Adam zengin. Evet. Kastrol yağlarımız hepsi burada. Söküp takıp yağlayıp motoru toplayacağız bugün. Şimdi yavaş yavaş söküyoruz. Önce döküyü sökeceğiz. Şimdi bakıma başlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım güzel bir bakım olur. Evet arkadaşlar şu anda benzin deposu söküldü. Yağını boşaltmaya başladık. Şuradan da filtreyi söktük. Şu anda yağımız boşalıyor. 30 bin bakımı için. Şu anda Samet abi ne yapıyorsun? Hava filtresini sökeceğiz. Hava filtresi değişecek. Bunun hava altında değişecek. Bujilerimiz var. İridium bujilerimizi takacağız. Sonra motoru yavaş yavaş artık geri toplayacağız. Yağını koyacağız. En sonunda antifrizimizi değiştireceğiz. Ve 30 bin bakım bitecek. Aslında çok kolay bir şey. Hızlı bir şekilde yapacağız. Zaten çekileceğiz. Tamam. Her şeyin en iyisini kullanıyoruz ya. Sen. Tabii ki de ben. Biliyorum abi ben pimpirikli adamım. Ustalarımızı örnek alıyoruz. Bakalım. Bir yıldız. Bir şey alalım. Uçarı bak metali görüyor musun ucundaki? Evet abi. Bu metal motorun pistonunda sekmanın kazınmasıyla oluşan. Sekmanın kazınmasıyla oluşan toz, metal tozu. Evet. Ya bu demek oluyor ki sekmanların hala iyi ve hala rodajı devam ediyor motorun bir şekilde. Yani sakin kullanıyorsun demek. Bir sıkıntı yok. Yok. Balata spreyi temizleyip. Şeyini değiştiririz şimdi, contasını. Bakır conta var burada bir tane. Bu bakır contayı değiştirip yerine monte edeceğiz. Contası da iyi durumda aslında ya. İyi. Yani şey yok. Herhangi bir aşınma bir şey yok. Sametciğim ya ne olur dikkat. Ya orada. Tamamdır. Ya filtremiz. Yağ filtresini de takacağız. Şimdi burada bir ayrıntı var. Normalde yağ filtresini direkt takarlar. Biz yağ filtresinin içine yağ dolduracağız. Çünkü hava yapma ihtimali var. Öyle olursa eğer sıkıntı olur. Açık olan yağlardan birini alıyoruz. İçini dolduruyoruz yağ filtresini. Hava yapmasını engellemek için. Aynen öyle. Zaten bakın hava çıktı içinden. Aynen. Bakın gördünüz mü? Hava içinden çıkıyor.
Bunu ne kadar içini doldurursan senin için o kadar faydası var. Bazı motorlarda bu havayı almak için ayrı bir bölüm var. O vidayı gevşettiğinizde havayı oradan dışarı atıyor. Bizim şu anki Tenere TRK 500-502'de öyle bir şey yok. Hava tahliye deliği yok. O yüzden en sağlıklı yöntem bu. Yaklaşık 200-250 mililitre yağ alır. Bilginiz olsun. Bunun üstüne motorunuz atıyorum ne kadar yağ aldığını biliyorsunuzdur. 3.3, 3.5 neyse. Bunu düşüp koyacaksınız ondan sonra. Yani bunun üzerine bir o kadar daha yağ koymayacaksınız. Bakın mesela şu anki kullandığımız yağ filtresi neymiş? Hifloymuş. Kendinden contanın üzerinde yağ var. Yani orijinalinde yağ var. Eğer bu yoksa kullandığınız yağdan biraz damlatıp parmağınızla gezdirip öyle takıyorsunuz. Ki takarken zorlanmayın ve conta zarar görmesin. Son artık zaten. Son. Evet. Bu kadar yeterli. Hava iyice çıksın içinden. Bekliyorum. 3-5 saniye bekleyin. Zaten ağırlaştı iyice filtre. Yani hafif alınacak bir şey yok. İçine bayağı hava oluyor. Kendinize görün. Şu anda bitti. Şeyi jont şeyle temizleyelim. Balta spreyiyle. İyice süzülsün. Sonrasında montajını yapabiliriz. Bu aşamada biraz yağ akabilir. Çok da önemli değil. Anahtar bu da. Anahtarla sıkmak daha mantıklı her zaman. Elle çünkü bir yere kadar sıkabiliyorsunuz. Motorların yağ basıncı daha yüksek olduğu için arabalara göre kaçak olabiliyor. Yani üşenmeyin. Her seferin anahtarı şey yapmaktan emin olun faydasını görürsünüz. Zaten bir süre sonra artık kaymaya başlayacak ve dönmeyecek. Şu anda tamam. Mümkün olduğunca filtreyi ezmeden, zarar vermeden takın. Çünkü bu filtrenin bu metal aksamından yağ geçiş kanalları var. Tıkamamanız gerekiyor. Tıkarsanız filtre işlevsiz kalır. Yağ dönmez. Görevini yapamaz. Tıkanır. Ve sorun yaşayabilirsiniz. Bu önemli bir ayrıntı. Atlamayın bunu. Şu anda işlem tamam. Evet. Yağ kart elimizde. Şu anda yapacağımız başka işlem kalmadı. Yağ koyuncaya kadar burayı terk edebiliriz artık. Şimdi Samet abiye gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi hava filtresi ve buji değişecek. Samet abi ne yaptın? Şimdi hava filtremizi aldık. Hava filtresini söktük. Burada bir plastik bir kapak vardı. Bunu aldık. Bizim burada ateşleme bobinleri altında da buji derimiz var. Bunu sökeceğiz. Sökünce de bunun dibinde o-ringler var. Çoğu servis bu o-ringlere bakmıyor. Ama bakımları yaparken bu o-ringlere bakın, sebebi de şu, makineyi yıkadığınız zaman oldu ya, burada su girdi, bu su içine giriyor ve üst kapağın, bu bobinlerin yanmasına, üst kapağın zarar görmesine sebep yapıyor herhalde. Tabii zarar görmesine sebep oluyor. Bir bobin şu an 1000 lira tanesi. Bir o-ring 50 kuruş. 50 kuruştan kaçıp derken de 2000'lik olursunuz. Artı diğer masraflar. Şimdi hava filtresini alalım. Bu bizim motorun hava filtresi. Çıkaracağız. Ha, yenisini takacağız. Bu kirlenmiş, bu sünger bir şey. Bunu temizleyip kullanabilirsiniz. Şey değil, bizim elimizde orijinal yedek vardı. Biz direkt alacağız, orijinal yedeği kullanacağız. Değişimi falan çok basit. Alıyorsunuz. Güzelce oturtuyorsunuz bunu. Kapağı var bunun. Kapağını da alıp takıyorsunuz. Böyle miydi? Böyleydi. Bunun işlemi bu kadar. Daha sonra bunları değiştirirken bu kapağı da yerine geri oturtacağız. Şimdi şunu sökelim. Bu 8 anahtar. Şuradan şeyi alalım.
Şimdi bujiyi sökeceğiz. Ben diğer anahtarı alayım ama bu çalışmayacak burada. Hemen geliyorum. Biz bu motora daha önceden izolasyon yaptık. Bu TRK'ların bir titreme, bir ses gelme sorunu var. Burada gördüğünüz süngerler orijinaldi. Bunları biz sonradan kendimiz yaptık. Hakan motoru ilk aldığı zaman yapmıştık. Yine burada yapıldı onlar. TRK kullanıyorsunuz, bunu yapmak zorundasınız. Şimdi aldık. Normalde bunun oynamaması lazım. Bu olinklerden bunun oynaması çok rahat değil. Bunun gelmemesi gerekiyor böyle. Sökeceğiz bunları. Olinkten mi gitmiş artık? Tabii. İlk defa değişiyor zaten. Evet. Umut'un ilk ağır bakımı. Şu orikleri çıkaracağız buradan. Geçeceğiz, alacağız. Yenilik takacağız. Şimdi bujiyi sökeceğiz. Ondan sonra tamam zaten. Buji anahtarımız. Orada değil mi? Kaçtı? 16. 16 değil mi? 16 burada da var mı? Bu 16 değil, o da 14. Burada devreye ben giriyorum. Neden acaba? Burada benim tork kuvvetim çok yüksek olduğu için civata koparmada ünüm var. Şimdi buji sökmek çok basit bir iş aslında ama bu kullandığımız günümüzün motorların hepsinin üst kapakları alüminyum. Alüminyum döküm olduğu için. Ya bunu tabii ki de biliyorsunuz ama gene de ben söylemek istiyorum. Motor mümkün mertebe soğuk olsun. Ve kesinlikle zorlanmadan, küçük hamlelerle sökün bujiyi. Yani şöyle söyleyeyim, anlık bir hareketle denk geldikten sonra bir kere de alın bujiyi üstünü. Çok zorlanıyorsa zorlamayın, belli ki bir şey tutuyor onu. O zaman iyice soğumasını bekleyin motoru. Çünkü evet çözümü var, galiba çekilip düzeltilebiliyor ama şey değil yani. Bence sağlıklı değil. Kesinlikle. Motorun bujisi ilk defa değişiyor. Muhtemelen ilk. Çok sert çıkıyor. Bakalım neyle karşı karşıyayız. Aman Allah'ım. Bu makineye daha önce bir yağ değişimi yapıldı. 25 bin bakımında. Hazır mıyız? Evet, buji geliyor. Buji de görüyorsunuz. Üst tırnağında yeşillenmiş artık. Yavaş yavaş ölmüş artık. Evet, artık ömrü fazlasıyla gelmiş. Orijinal ne? Orijinal NGK gözüküyor şu an. Kod tutuyor büyük ihtimalle. Hatta dibinde bir tatlı paslanma var. Büyük ihtimalle biraz önce Samet'in de söylediği gibi o ringler özelliğini kaybetmiş ve oraya su kaçmış. O su kaçarsa bunları yersiniz. Bunlar kavrulur ve kırılır. Yani bu sıkıntı. Evet. Bunların, bu bobinlerin yani maliyeti size hem üzer, işçiliği üzer. Yolda kaldığınız rezillikle kavrulursunuz. Bir de yaptıramazsınız yani, motorunuz yürümez, çekici gelecek, bunları bulmanız dert. Malum ülkede yedek parça sorunu var. Yani 50 kuruşluk malzeme için kaçmaya değmez. Bak bu da haddinden fazla gevşek mesela. O da abi bir yerde tak diye geldi. Biz hangi o-link'ten alacağız? Hemen şunu sökeceğiz şimdi. Şu aradaki o-link'i sökeceğiz. Sen bakın bu çatır çatır oynuyor yani. Bunu sökeceğiz, gideceğiz hemen. Alıp yenisini takacağız. Bir sonraki buji değişimine kadar çok daha rahat bir şekilde makine gidecek. Bunlar oraya çok sağlam bir şekilde öyle gibi gibi çakılacak. İkinci buji de geldi. Bu sus nispeten ya. Ona göre daha temiz. İlk söktüğümüz bujiye göre. Ama ömrü gelmiş. Ömrü gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de ölmemiş. Yani çalışır. Böyle bujileri söktüğünüz zaman ben yanıma alırım yedek olarak. Ne olur ne olmaz. Yani bunları yanınızda taşımanız sizin için her zaman faydalı.
hiç olmadık bir yerde sizi yolda bırakmaz. Çekici masrafından kurtarır. Evet, yaşadığım bir sorun. Yani aynen öyle. Yani yanınızda tutmanızda bence fayda var her daim. Yani bir önceki bakımda daha değiştirdiğim gibi. Yani şu değil belki geçti. Ama şu değil belki ama bu bence yanda taşımaya değer. Hele uzun bir tura çıkıyorsanız büyük ihtiyaç var. Bir önceki bakımında daha motor bakımı yapar yapmaz buji kestim. Buji sorunu yaşadım. Abi o zaman Olink'te almaya gidelim mi? Şimdi bu işi bitirelim, Olink'te almaya gideceğiz. Hangi işi bitireceğiz başka? Şurayı şey yapalım. Şimdi gidiyoruz şimdi zaten. Enjektörler. O zaman bir 5 dakika mola verelim. Olink'te almaya gidelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi Olink'leri aldık. Bunlar bizim eski Olink'lerimiz. Bunları değiştiriyoruz. Bu da yeni Olink'lerimiz. Bunları öyle çok esnetmeden, ayarını bozmadan basit bir şey zaten. Yüzük geçirir gibi alıyorsunuz. Şu yuvaya bunları tık diye oturuyor. Bunlar dediğim gibi buraya oturduğu zaman böyle durması lazım. Şimdi bujilerimizi takacağız. Bujiyi oturtacağız yerine. Artık motoru toplayıp antifrizi yapacağız. Şimdi burada ek bir bilgi verelim. Bu motorların TRK 502'lerin servis manuelinde değişme aralıkları var. Her 5000'de bir yağ filtresi değişir. Biz daha önceden yaptık. Biz ilk sahibi değiliz bu makinenin. İkinci sahibiyiz. Alır almaz biz yağını değiştirdiydik. Hakan zaten motoru geziden geziye kullandığı için çok bir kilometre yapmıyor. 30.000 bakım, yani her 10.000'lik bakımlarda bujiler, hava filtresinin değişimi veya temizliği, yağ filtresinin gene değişimi, yağın değişimi yapılır. Ama antifriz ya 2 yılda bir ya 20.000 kilometre bir değişmesi öngörülür. Tavsiye de edilir. Biz artık motor şu an 30.000'e geldi. Değiştireceğiz. Bunu yaparken de şurada bir benzin filtremiz var. Bunu değiştireceğiz. Bu daha önce hiç değişmedi. Eskilerle değiştirmediğini düşündüğümüz için bu bakımda, 30.000 bakımda benzin filtresini orijinalle değiştireceğiz. Orada benzin filtremiz var. Evet arkadaşlar, benzin filtremiz de bu. Ne kadar abi bunun fiyatı? Biz 220 liraya aldık. 220 TL'ye aldık bunu. Başka bir TRK şeyin kullanıcısından aldık. Bunu almış. Elinde yedekliydi. Bayilerde maalesef bulunmuyor. AliExpress'ten veya güvenilir satıcıdan önceden sipariş yoluyla getirmeniz lazım. Zor bulunan malzeme. Henüz de hangi motorla uyumlu olduğunu öğrenemedim. Çok parçacıya sordum ama kimse net bir şey söylemiyor. Numune götürmemize rağmen. Onun için hani motor eğer böyle ağır bakıma girecekseniz bundan bir tane elinizde dursun. Şimdi gelelim Noel abinin numarını alalım. Buji takacağız. Şimdi arkadaşlar bujiler takılıyor. Umarım bir aksilik olmadan takmaya başlarız. Arkadaşlar şimdi hava filtresine başladık. Hava filtresini takacağız. Samet Beyler hemen burada. Şimdi hava filtresi kutumuz burada. Bunu takarken şuna dikkat edeceksiniz. Şurada gaz kolunun iki tane teli var. O tel tam şu köşeye, şuraya sıkışıyor. Motoru biliyorsunuz gaz kolu takılı kalıyor. Ona dikkat edeceksiniz. Takarken bunu monte ettikten sonra gaz kolunu bir deneyin. Motorun gidonunu sağa sola çevirip deneyin. Onun için tabii önce biz bunu takacağız. Yani sen takabilecek misin peki bunu böyle? Aa, uzmanlık alanı. Takım sokmalar. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki bak. Şimdi bu gaz teliyle ilgili olan kısmı nereden öğrenmiş bir sorar mısınız? Evet. Bizatihi başıma geldi, yanlış yaptım. Bunlar tecrübe. Yaparak öğreniyoruz. Ben usta değilim. Peki yolda takılı mı kaldı gaz? Evet, taksiye giriyordum. Sola döndüm. Baktım motor daha çok sola gidiyor. Onun dedim göreceğim. Devirli kullan demiştik. Çok hızlı kullandı o yüzden. Devirli kullan bende 180 ve üstüne tekabül ediyor. Şimdi Noyan abi devirli kullan dedi. Ben de yüksek devirli kullandım ve yüksek hızlı kullandım. Bir saniye abi. Ben 3 kere söyledim olacak mı? Niye boşalttınız abi? Şurada tehlike var orada. Yağları asla kanalizasyona dökmüyoruz. Lütfen. Neye döküyoruz abi? Geri dönüşüme veriyoruz. Teşekkürler. Evet, Samet Bey hala uğraşıyor. Takamadı. Takamadı. Abi dışarıdan mobilyacı çağırır mı? Bu hassas bir şey. Yavaş takmak gerekiyor onun için. Ne yaptı abi Samet abi? Şimdi biraz önce şu görmüş olduğunuz yıldız anahtar böyle duruyordu burada. Evet, kaymış bu. İç kazasına sebep oldu. Artık kutba deyip burada şase yapabilirdi, kısa devre yapabilirdi, beyine zarar verebilirdi. Ben burada bir kinaye düşünüyorum. Bir kinaye evet. Var. Burada Hakan Bey'e bir intikam almasıydı ama gene Noyan abi engelledi. Kurtardı mı? Şimdi bunu taktınız. Monte etmeden önce bu arada bu izolasyonu biz kendimiz yaptık arkadaşlar. Bunu yapın.
bu yerine oturdu. Gidonu tam sola çevirdiniz. Gidon tam solda. Gaz kolunu çekin, bırakın. Bu kapanması lazım. Eğer o dediğimiz şeye bakmazsanız bu böyle kalıyor. Yolda giderken ne oluyor? Taksi sola mi döndüğünüz zaman bir anda motor atağa kalkıyor. Aynı işlemi sağa da yapıyorsunuz. Bu sağlayacak kendini. Oraya ayarlayacağız şimdi. Yani öbür türlü bu takılı kalır. Bunu ayarlayacağız. Buna çok dikkat edin. Ondan sonra motoru toplayın. Böyle rahat rahat çalışması lazım. Yani arabayı getirdin mi? Şu anda hava filtremiz de bitti. Evet. Şimdi bir saniye. Abi sen bana haber versene. Ben senin peşinde koşamam ki. Abi kazayı yapan sensin. Götürsün şey bana. Haber verecek. Geleceğim oraya. Abi ben senin bak. Gel ki bana. Abi ben arabayı getirdim. Gel tutalım. Sen bana haber ver. Arabayı getirdim. Neye bakıyorsun abi şu an? Kontrol ediyorum abi. Emin olmak istiyorum. Abi sen raporu da tutalım. Şu an bitti ama değil mi? Bitti. Bitti. Fotoğraf lazım. Şimdi sıra neydi? Tamam artık bunu toplayacağız. Depomuzu yeri takacağız. Yağımızı koyacağız. Antifriz ne işte? Biz en son kartal korumayı takacağız. Ve işimiz bitiyor ondan sonra. Böyle bir civata kutusu muhakkak kullanın. Civatlarınız kaybolmasın. Neyi nereden söktüğünüzü de bilin. Olmasın tamam. Evet, hava filtresi de bu kadar. Şu anlık bir 5 dakika 10 dakika mola vereceğiz. Ondan sonra çekimlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakıma gelirken sakın depoyu dolu getirmeyin. Bu arkadaşın yaptığı gibi. Depoyu gırtlak dolu getirmiş. Depo şu an eşek ölüsü. Evet. Abi tutar mısın bir saniye? Zenginiz ya, abi. Full depo gizliyiz. O kalitçi düştü. Harbiden ağırmış yalnız. Ha. Neyse, o da en son oturacağız. Kalit kayıyor. Hadi bakalım. Öne doğru, yok öne doğru getirelim birazcık. Ondan sonra. Tamam, dur öyle. Durdum. Bu işi yaparken şu benzin pompasına çok dikkat edin. Plastik. Bunu kıran çok arkadaş var. Üzülürsünüz. Maliyeti çok güzel. Evet. Şu sesi duyacağız bakın. Tak. Evet. Evet, oturtabiliriz. Burası tamam. Bir dakika, boru moru bir şey kalmadı. Kalmadı. Tamam. Abi tamam mıyız? Tamamız. Alt taraf. Bir saniye. Oturması lazım zaten. Tamam. Gerisi zaten. Monte ederken. Evet. Şu tırnağı da bir oturdu değil mi? Oturdu. Geldim bir ara güldür güldürde sandım ben adamlar buradaki. Kral. Kime? Zincir diyor ya kral. Güldür güldürde gizli. Samet abi var mı bir sıkıntı? Yok, şu tırnağı takacağız şuraya. Kıvırabilecek misin bu işi? Aa. Akare sayarım. Tamam. Sen buradan bir şey yaptın o olan mıydı? Anlamadık ki. Motordan geri aldım. Tamam mı? Yağımızı koyuyoruz ama işte arkadaşımız bakmadığı için koyduğu yağ biraz önce Hakan arkadaşımız. Tabii bu Hakan Bey bu işi anlamadığı için koyduğu yağın litresine bakmadan direkt. Ne yapacağız abi şimdi, nasıl bir çözeceğiz? Ne çözeceğim? Buradaki seviye elinin arasına gelecek. Bu işi yaparken koyacağınız şey belli, 3.2 litre yağ filtresi daha iyi. Ben şöyle geçeyim de ışık ters oluyor. Acele etmeden dolduracaksınız bunu. Şurada zaten göstergemiz var. Bu yağ seviyesi High'la Low da var burada. HL. Onun tam ortasına gelecek. O da 3.2 litre. 3.3 burada ekleyebilir miyiz onu? Hemen. O tabii daha şu an dolduruyoruz. Hemen olmayacak. Henüz daha 1.5 litre yağ koymadık bile. Yağımızı koyduktan sonra ne kalıyor abi? Bitti işimiz. Antifrizin havasını alacağız. Bir marş marş basacağız. İşte antifrizi kontrol edeceğiz. İyi. Radyatör sırasındaki havayı alacağız. Ve bitireceğiz. Yağlarımızı getirelim. Bu arada
Bu TRK'da biz Castrol 15.50 kullanıyoruz. Servis manuelinde yazan yağ bu. Şöyle bir şey var. Bu yağları internetten alıyorsunuz. Sahte yağı çok. Castrol'ün sahte yağı piyasada aşırı çok fazla. Muhakkak bildiğiniz, güvendiğiniz bir yerden alın. Sonra çok üzülürsünüz. Şu rengi anda... böyle hafif tatlı bir kırmızıya çalacak bunun. Bu da bizim güvendiğimiz bir abimizden aldık. Ve aldığınız yağ şurada tarihi olacak. Bakın bu tarih yeni olsun. 2 yıllık, 3 yıllık yağ almayın. Yok yağın saklama ömrü 5 yıl. Yok 3 yıl. Abi yeni yağ al. Gerek yok. 10 lira fazla ver. Yağın yeni tarihini al. Bir de yağı doldururken tapanın takılı olduğundan emin olun. Buradan koyduğunuz yağ oradan dökülür. Başına mı geldi yoksa? Kim diyor iftira? Kendi yap. Aşağıya bakıyorsun değil mi? Daha ne kadar oldu? 2,5 oldu. Ama şu an bir tur döndürelim. Ha bir tur dönecek abi. Daha bir yarım litre daha alacak abi. Ama bir tur döndürelim çünkü şu anda... Şu an... Evet. Zaten paddock'tan indirir bakarız. Camı da gösterin. Şöyle. Şu anda geldi galiba. Evet. Daha eksik. Bir tık daha alacak. Böyle durumlarda çalıştırıp şey yapmak, tabii, devir daim yaptırmak iyidir yani ya. Tamam gibiyiz. Bir daha mı alacağız? Bir 250 milim koyacağım. Dur bir kontağı bir açıp bir döndürelim tamam. Ya. Bir döndürelim. Şu şeyi takalım. Bir saniye abi. Oh benzini içti. Hazır mıyız gençler? Sıkacağım onu biraz daha. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1. Çalışmıyor. Arkada yüzünün rengini göremiyorsunuz ama biz çok net gördük. Şu an çok korktum. Bunun sebebini söyleyelim size. Benzin vitesini değiştirdik. Sistemde hiç benzin yoktu. Enjeksiyon tamamladı ve ateşledi. Yani bir de balata spreyi de sıktık ya. Bir de balata spreyi de sıktık oraya. Evet, kelebekleri balata spreyi de temizledik. O da zaten... büyük ihtimalle yanma odasına gitti. Evet. O da bir etki yarattı. Görmediniz ama buradan ilk bir şeydi o balata spreyi böyle dumanla atıverdi. Biraz şey yapacak. Bekleyeceğiz galiba. Bekleyeceğiz tabii. Noyan abinin dediği gibi ya hazneye inecek, kontrol edeceğiz. Ne kadar tamam. Bekleyeceğiz abi ortalama? 5 dakika. 5 dakika beklettikten sonra tamamlayacağız. Daha sonra da işlem bitti. Tamam. Bu kadar. Her şey bu kadar. Bu bakım bu kadar. Basit bir şey. Arkadaşlar artık bir bakım daha sonuna geldik. 30 bin bakımı yaptık. Elimizden geldiği kadar sizlere bir şeyler göstermeye çalıştık. Noyan abi çok sağ ol abi bugün için. Ne demek? Her şey için çok ne teşekkür demek? Ederim. Ne demek? Kendine çok iyi bak abi. Siz de. Görüşürüz. Ve TRK'nın büyük emekçisi. Ne o canım benim. Abi çok teşekkür ederim her şey için. Yine beklemeyiz. Kendine çok iyi bak. Niye? Sebep? Diğeri 40 bin bakımını bize kitleyeceksin değil mi? Hayır, öyle bir hayırlısı, şey yok. Hayırlısı. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.